Bu kadınla evlenirsem ölmekten korkuyorum. Böylesine ıstırap veriyorsa sana uygun biri değil o zaman. Yani bir an önce yolunu ayırman lazım. Yanlış anladın Halim. O harikulade bir kadın. Bana ıstırap da vermiyor. Sadece insana ölümü ve aşkı aynı anda hissettiriyor. Sen sahiden aşıksın. Bu yüzden mübalağa ediyorsun. Az sonra kendi gözlerinle mübalağa etmediğimi göreceksin. Ölümü ve aşkı aynı anda hissetmek. Garip. Buna ınlı birini bulmuşsun Nevzat Bey. Canım sıkıldı ya. Canını sıkma. Çünkü ona aşığım. Hem de sırılsıklam. Öyle buyurun efendim. Kahvelerinizi nasıl arzu edersiniz? Halim, kahveni nasıl alırsın? Orta lütfen. Bu resim Selman'ın babası olmalı. Öyle. Ne kadar tuhaf bir burası çıkıyor. Yalıyı da kendine benzemiş galiba. Tıpkı. Burada hiç ses duymayacaksın. Sofada, merdivenlerde koşanlar, yüksek sesle konuşanlar yoktur. Bu kanepenin dili olsa da konuşsa. Nelere şahit oldu. Arkadaşım, biz Salim Beyler'den önce geldik. Bugün başımda bir ağırlık var. Seni rahatsız etmiyoruz ya. Eğer dinlenmek istersen biz hemen... Yok, hayır hayır. İyi oldu geldiğiniz. Çok sıkılıyordum. Sana verdiğim şiir kitaplarını okuyor musun? Elbette. Güzel. Suya benzeyen şiirler. Suya mı? Anlamadım. Su... Bomboş görünür ama içinde tarifi zor şeyler barındırır. Bu şiirler de öyle. Sade ama dopdolu. Anladın mı? Yo yo, çok güzel ifade ettin. Demek beğendin. Çok. O zaman sana bir sürprizim var. Tabii Halime de. O şiirleri yazan kişi şu anda karşında oturuyor. Tanıştırırken özellikle ismini söylemedim. Kitabınız bugün birkaç kez beni bunalmaktan kurtardı. Bahtiyarım. Şiirleriniz ezberinizde mi? Çoğu. Zahmet olmazsa bir iki tane okur musunuz? Memnuniyetle.